Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği ilk görüntüler yayınlandı. Peki bunlarda sizin de dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Özellikle şu görüntüde bazı yıldızların ışığı çok belirgin bir şekil oluyor. Fotoğraf çekmeye meraklı kişilerin lens flare yani mercek parlaması denilen duruma aşinalığı vardır mutlaka. Makineyi böyle parlak bir ışığa doğru tutarsanız içindeki mercek sisteminden geçen ışık parlamaya ve saçılmaya başlar. Bazıları bunu istenmeyen bir artifekt olarak kabul eder, bazıları ise sanatsal bir ifade aracı olarak görür, bilerek, isteyerek yapmaya çalışır. İnanabiliyor musun peki bunun 600 metre derinlikte olduğuna? Webb teleskobunun çektiği görüntülerdeki durum biraz daha farklı. Buna lens flare değil de diffraction spike yani kırınım uçları ya da kırınımın sivri uçları adı veriliyor. Bunlar ışığın bir teleskopun aynaları ve keskin kenarları etrafında bükülmesiyle oluşan desenler. Aslına bakarsanız tüm yıldızlar bu tür desenleri oluşturabilir. Ancak bir teleskop görüntüyü yakaladığında yalnızca en parlak yıldızların böyle sivri uçlarını görürüz. Dolayısıyla bu görüntüde kırınım desenlerinin büyüklüğüne göre yıldızların parlaklığını birbirinden ayrıştırabilmemiz mümkün. Fakat bu kırılım desenleri her teleskopta farklı bir şekilde olabilir. Örneğin Hubble teleskobunun çektiği görüntülerde yıldızları artı şeklinde görüyoruz. Bakın aynı bölgenin Hubble tarafından çekilmiş olan görüntüsünde desenler gördüğünüz gibi artı şeklinde. Bu arada iki teleskop arasındaki bu kalite ve çözünürlük farkı bu tür bir karşılaştırmada çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki neden Webb teleskobundan farklı olarak Hubble'ın çektiği yıldızların ışıkları yıldız gibi değil de artı şeklinde gözüküyor? Çünkü onun yuvarlak aynasının önünde yine aynen bu şekilde artı şeklinde konumlanmış payandaları var. Oysa Webb teleskobunun çektiği görüntülerde altı çizgi var gibi gözüküyor ilk bakışta. Biz de hemen işte aynaları altıgen şeklinde ya ondan öyle oluyor diye yorumumuzu yapıştırıyoruz. Ama o kadar basit değil. Her şeyden önce bu desende 6 değil 8 sivri uç var. Teleskobun ana sistemindeki altıgen aynaların elbette bunda bir etkisi var ama onunla karışan başka bir etki daha var. O da teleskobun ikincil aynasını taşıyan payandalardan kaynaklanıyor. Bu taşıyıcı cisimlere destek kanatları da deniyor bu arada. Yuvarlak bir aynanın önüne bu tür bir engel konursa bunların sayısına ve açısına bağlı olarak farklı yansıma şekilleri meydana geliyor. Bir ya da iki tanesi düz bir çizgi oluşturuyor. Eğer 2'den 4'e kadar destek kanadını dik açılarla yerleştirirseniz artı şeklinde bir yıldız görüntüsü veriyor. 3 payandayı 120 derecelik açıyla yerleştirirseniz bu kez de altılı bir yıldızınız oluyor. Webb teleskobunun 3 payandası var ama bunlardan ikisi dikey destekten 120 değil de 150 derecelik bir açıyla ayrılmış durumda. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman altı çizgi şu şekilde oluşuyor. Yani bu destek kanatları birincil aynaların oluşturduğu o diğer altı çizgiyle kısmen örtüşecek şekilde tasarlanmış. Bu iki desen üst üste binince 8 noktalı yıldız deseni haline geliyor. Sadece bu desene bakarak bile ileride bir uzay görüntüsünün Webb teleskobuyla kaydedilip kaydedilmediği konusunda fikir yürütebilirsiniz. Peki bu destekleri hiç olmasaydı ne olurdu? Yani koskocaman tek bir ayna yansıtsaydı o yıldızların ışığını nasıl bir şekil meydana gelirdi? Eğer söz konusu olan bu ayna yuvarlak şekilli bir aynaysa işte şöyle bir şekil oluşurdu. Kare şeklindeki bir aynadaysa başka türlü bir desen oluşuyor gördüğünüz gibi. Altıgen şeklindeki aynanın deseni de işte böyle. Gördüğünüz gibi bir teleskobun o destek payandaları olmasa bile yine de bir çeşit kırınım deseni meydana geliyor. Birincil aynanın şekli özellikle sahip olduğu kenar sayısı aynanın kırınım modelini de belirliyor. Işık dalgaları bu kenarlarla etkileşerek dikey kırınım artışları yaratıyor. Suyun içine bir taş atıldığında nasıl halkalar oluşup da etrafa büyüyerek yayılıyorsa, dalga benzeri özelliklere sahip olan ışık da merkezi bir noktadan dışarıya doğru yayılma eğiliminde.
Işık bir kenarla karşılaştığında bükülüp yönlendiriliyor. Bu ışık dalgalarının buluştuğu ve etkileştiği durumlarda ya daha fazla güçleniyor ya da birbirlerini iptal ediyor. İşte bu amplifikasyon ve iptal alanları da kırının modellerinde gördüğümüz o açık ve koyu noktaları oluşturuyor. Aslında yıldızların yuvarlak olmalarına rağmen sembollerinin köşeli şekilde gösterilmesi de büyük bir ihtimalle yine aynı optik durumlardan kaynaklanıyor. Mesela bizim bayrağımızda da kullandığımız o 5 noktalı yıldızın kökenleri ta Mısır hiyerogliflerine kadar uzanıyor. Ama ilginçtir, antik uygarlıklardan sadece Mezopotamya'daki yıldız sembolü 8 noktalıydı. Webb teleskobunun çektiği görseldekine bu anlamda en çok benzeyen sembol diyebiliriz. Bu gökyüzü ya da cenneti simgeleyen Dingir adındaki ideogram daha sonra Sümerce'de tanrı ya da tanrıça anlamında da kullanılmaya başlandı. Webb teleskobundan yayınlanan bu ilk görüntüde bir başka dikkat çekici nokta da işte şu yuvarlak hale. Buna da gravitasyonel lens etkisi adı veriliyor. Yani kütle çekimsel merceklenme oluşuyor o bölgede. Tıpkı bir kamera merceğinin bir resim oluşturmak için ışığı bükmesi gibi yakındaki galaksilerden oluşan bir grup daha uzak galaksilerden, arkasındaki galaksilerden gelen ışığı büküyor. Bu bölgedeki galaksilerin ve karanlık maddelerin birleşik kütlesi kozmik bir teleskoba dönüşüyor ve bu görsel bozulmaları meydana getiriyor. Tamamen doğal olarak. Bazı galaksiler olduğundan daha büyük, daha bükük ve bazen de aynalanmış gibi gözüküyor. Örneğin şu iki cisim aslında aynı galaksinin aynadaki yansıması gibi olabilir. Parlak orta bölgeleri gerilmiş gibi olan bu görünümlerine rağmen eşleşiyor, benzeşiyor, öyle değil mi? İşte bunlar mercek etkisiyle böyle görünüyor olabilirler. Yani aslında iki tane gördüğümüz, farklı cisimmiş gibi gördüğümüz şey aynı şey olabilir. Araştırmacılar yalnızca bu görüntüye bakarak emin olamazlar elbette ama bu eşleşmeyi doğrulamak için daha fazla veriyi toparlayabilirlerse ki Webb Uzay Teleskobu'ndaki enstrümanlar bunu sağlayacak işte, belki de gerçekten de aynı şey olduklarını bulabilirler. Çok enteresan değil mi? Gökyüzündeki aynalar gibi. Peki neden bazı galaksiler diğerlerinden daha kırmızı? Bir ışık kaynağı ona bakan kişiden uzaklaştığında uzar. Yani giderek daha uzun bir dalga boyuna dönüşür ve böylece daha da kırmızılaşır. Ses dalgalarında da aynı şey oluyor. Yol kenarında dururken böyle size doğru yaklaşmakta olan bir aracın kornası ya da siren sesi sizin yanınızdan geçtiğinde ses nasıl da değişiyor, hiç fark ettiniz mi? Siren yaklaştıkça sesin de perdesi artıyor. Sonra uzaklaştıkça azalıyor. Uzay sürekli genişlediğinden evrende bizden en uzaktaki şeyler bizden daha da uzaklara doğru gidiyor. Ve böylece ışıkları da giderek kırmızılaşıyor ve sonunda da kızılötesi spektruma düşüyor. Kızılötesi spektrumda insan gözüyle görülemiyor. Tabii Webb teleskobunda onu yakalayacak araçlar var. Üstteki ilk örnek sarmal galaksi dünyaya en yakın olanı. Işığı 13.8 milyar yıldan daha uzun bir süre önce meydana gelen büyük patlamadan sadece 480 milyon yıl sonra vardı. İkincisinde gözlenen ışık onun büyük patlamadan sadece 420 milyon yıl sonra var olduğunu gösteriyor bize. Üçüncüsü ise en uzak olanı. Işığı büyük patlamadan sadece 370 milyon yıl sonra var olduğu için bu sarmal galaksiyi bize yansıtıyor. Böyle kırmızı bir şekilde. Tabii bunlardan gelen ışık kırmızıya kaymış olsa da onları biz hala o ışık yayıldığı zamanki yani galaksiler gençken olduğu gibi görüyoruz, gözlemliyoruz. Dolayısıyla evrende çeşitli zamanlarda var olan galaksileri birbirleriyle karşılaştırarak zaman içinde nasıl değiştiklerini anlamaya çalışıyoruz bu görsele bakarak. SMAC 0723 adlı bu bölge bize 4.6 milyar yıl önceki haliyle görünüyor. Yani tam o sırada bizim güneşimiz daha yeni yeni oluşuyordu. Biz yoktuk, bizim gezegenimiz hiç ortada yoktu. Oysa bu resmin içinde bundan çok daha genç ve bundan çok daha yaşlı galaksileri görebiliyoruz aynı anda. Size en yaşlısını göstereyim şimdi. Bu soluk kırmızı nokta bir galaksi. Ve ışığını 13.1 milyar yıl önce yaymaya başladı. O kadar süre geçtikten sonra bu ışık teleskop tarafından yakalandı ve bize gönderildi.
İşte yakaladığımız bu ışığın tayfını daha yakından incelediğimizde onun gazlarının özelliklerini ortaya çıkartacağız. Sahip olduğu yıldızların ne kadar toz içerdiğini bize gösterecek ve böylece onların nasıl oluştuğunu daha iyi anlayacağız. Daha önce hiç bu kadar uzaktan bu kalitede bir veri elde edilememişti. İşte o yüzden Webb Uzay Teleskobu ve onun yakaladığı görüntüler çok çok önemli. Düşünsenize, bunları akleden insanların yaşadığı bu gezegenin ve onun güneşinin oluşmasından 8,5 milyar yıl önce yola çıktı bu bilgiler. Üstelik tüm bu fotoğraf elimizdeki bir toz zerresini gökyüzüne kaldırdığımızda kapladığımız alan kadar bir yerden geliyor. O toz zerresinin içindeki bu kırmızı toz zerresinin içinde de milyarlarca yıldız var. Ve biz hepsini aynı anda görmeye başladık. Üstelik bu sadece bir başlangıç.